Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. İsveç'te yapılan üçlü toplantıya değindi Erdoğan. İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak merci meclistir dedi. Erdoğan'ın gündeminde ABD Başkanı Biden ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile yaptığı görüşmeler de vardı. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden kararlı ve net bir tavır bekliyoruz. İsveç'in terörle mücadelede yol haritası sunacağını söyledi. Somut adımlar atacaklarına eminim dedi. NATO liderler zirvesinin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Vilnius'ta önemli mesajlar verdi. İsveçle terörle mücadelede işbirliğini artıracağız. Bir yol haritası sunacak. Ayrıca İsveç Ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecine, ekonomimiz açısından kritik önemi haiz gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesine ve vize serbestisine birlik üyesi sıfatıyla aktif destek verecek. İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. İsveç'ten mutabakata varılan maddelerde somut ilerlemeler göreceğimize inanıyorum. Erdoğan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonuna da değindi. Kutsal kitaplara saldırı terör eylemidir. Nefret suçlarına müsaade edilmemeli dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması da vardı. Savaşın sona erdirilmesine ilişkin ara buluculuk teklifi gelirse seve seve kabul ederiz diyen Erdoğan, tahıl anlaşmasının süresinin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Ağustos'ta görüşebileceğini belirtti. Vilnius'ta you. You know, historic... <laughs> <laughs> Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la görüşen Erdoğan'ın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışı da vardı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Takipçisi olacağım ve umutluyum dedi. Ama orada da kongreden geçmesinin gerektiğini ifade ettiler. Bu süreç içerisinde olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden ben de daha umutluyum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın zirvenin ardından yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16'ları satabileceğine inancım tam ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cesareti, liderliği ve kurduğu diploması için teşekkür etti. And, uh, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'te yaptığı görüşmeyle değinen Erdoğan, "Dostluğumuzu nasıl güçlendireceğimizi konuştuk." dedi. Erdoğan, Mitsotakis görüşmesinin ardından iletişim Başkanlığından açıklama yapılmış, yüksek düzeyli işbirliği konseyinin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşıldığı açıklanmıştı. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir liderlik sergilediğini söyleyen Altun, Zirvenin Türkiye açısından en önemli çıktısı gerek terörizmle mücadele, gerek Avrupa Birliği üyelik sürecimiz, gerekse ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara vesile olmasıdır ifadelerini kullandı.